Oo, kafadan aldı. Ulan. Dar geldi bu dünya. Dar geldi. Şehit oldu gökten. Yere göğe kar geldi. Dörtlük hazırınız bana şerefsizler. Vurun lan. Evet arkadaşlar, The Parabellum moduna hoş geldiniz. Birinci Dünya Savaşı modundayız. Sizinle benim de uzun süredir beklediğim bir video olacak bu. İnşallah hepimizin beğendiği süper mod olur. Biliyorsun normalde yabancı modları pek çekmiyorum ama şanslı karşılaşmıştım bununla ModDB'de. Sonrasında cidden çok iyi olduğunu fark ettim. Tanıtım videosunu kanala attım. Siz de büyük bir ilgi gösterdiniz. Ben de o günden beri sürekli atmayı düşünüyordum. Ve 20 Ocak'ta çıktı. Videosunu şimdi çekip atabileceğim. İnşallah beğenirsiniz. Hepimiz beğeniriz yani. Hani inşallah çok güzel olur. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın son yılında geçiyor modumuz. Tabi bunun Kaldıra diye uyarlanmış şekilde, işte Saranitler Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil ediyor. Keşke Kerkük Memlük karışımı bir şey olsaydı. Yani. Kerkük'le Saranitlerin karışımıyla Osmanlı olsaydı daha mantıklı olurdu. Çünkü Kerkük'te direkt Moğollar yapmışlar. Moğolların Birinci Dünya Savaşı'nda pek bir katkısı yok. Zaten Kerkükler normalde de Türkistan coğrafyasını temsil ediyor. Yani sadece Moğol ya da sadece Türk değil. Keşke onu biraz da şey yapsalarmış ama onun üstünde çok iyi Nordlar, İskandinavya halklarını temsil ediyor. Normalde bildiğiniz gibi Roroklar, İtalyanları falan diye gidiyor. Şimdi babamızı soruyor. Babamız tabii ki bir savaşçıydı yapacağım. Ben ne olayım? Bu sokak çocuğum. Sokakla ilgili bir şey işte. Neyse onu o olalım. Sonrasında üniversite öğrencisi olalım ki her zaman milletimize faydalı bir öğrenci olmaya çalışalım. Milletimiz için bir şey olmaya çalışalım. Burada da zaten tamamen Osmanlı'ya geçeceğiz ve Osmanlı adına bir şeyler yapmaya çalışacağız. Siz de aşağıya yorumlarınızı, neler yapmam gerektiğini ya da bu modda neler yapabileceğimiz hakkında yorumlarınızı yazın. Onları değerlendireceğim hepsini. Sevdiğim birinin intikamı diyeceğim. Hani şöyle bir senaryolaştıralım kafamızda. Hani savaşta bir yakınımız öldü, bir akrabamız öldü. Hem içimizdeki vatan sevgisi hem de sevdiğimiz birinin kaybıyla bence uçururuz bunları. Hani acımayız. Şimdi diyor ki memleketten ayrılıyorsun diyor. Tamam. Memleketimiz neresi olsun abi? Ben Erzincanlıyım. Erzincan'dan ayrıldık. Tamam mı? Sonra paramız çok az. Tamam mı? Ve bir silah almamız lazım. Gizli bir şekilde de mağaza gibi bir yer buluyoruz ve oradan bir silah satın alacağız. Shotgun, pistol, revolver. Ne alalım abi? Pistol. Maceramıza doğru gidiyoruz. Kaydetmeden çıkmak olmasın. Hemen şunları geliştiriyorum abi. Asi Türkmenler gibi. Tamam, güzel. Yaşımız, saçımız bu şekilde. Çık abi. Hilal bıyıklarımız çok güzel. Ve maceramıza doğru başlıyoruz abi. Kaldıra'da Birinci Dünya Savaşı'ndayız. 1918 yılında başlıyoruz. Şimdi şöyle bir haritaya bakalım. Bildiğiniz natif haritası ama işte görüyorsunuz adalar var. Onun dışında büyütülmüş bir harita. Bayağı büyütülmüş bir haritadan bahsediyoruz. Şöyle normal natif haritası ama onun dışında büyütülmüş şekilde diğer tarafta burada nereler var bakıyoruz. İşte Amerika var bak. Amerika falan var. Onları da tek tek ayrıca inceleriz. Saranit Empire diyor. Saranit Empire dediği Osmanlı olması lazım. Gireceğiz. Bakacağız şimdi. Saranit Empire burada kim var? Kerkit'te de Moğollar var. Tabi o dönem Sovyetlere bağlılar maalesef. Şimdilik ışınlanmak zorundayım yani. Bir incelemek için. Sarıza gidiyoruz. Şimdi abi, arka plan güzel, tamam. Şehir meydana doğru gidelim. Bir şehri inceleyelim. Kaleye pardon. Oo, Ahmet İbni bilmem ne. Saranit polismen dediği Osmanlı askerleri olması lazım. Evet. Lady Dula, oğlum arkada çok güzel. Bak, inceleyelim mi şurayı? Bak. Cami mi o? Heyt. İnceleyelim o zaman biraz şurayı. Haym Gökdoğan. Ne diyorsun anlamıyorum. Şimdi dayıcım sana bir şeyler sorayım ben ya. Kimlerle savaş halindeyiz biz? Rodok. Rodok dediği İtalya. New Albion dediğinde yeni İngiltere oluyor. Şu anlık duralım. Dayıcım ben çıkıp gidiyorum. Keşke Türkçe yapsaydım ya. Türkçe de gerçi tam bir Türkçe değil yani, onu söyleyeyim. Neyse. Şehir meydanına gidelim. İnceleyelim şehir meydanına. Bakalım nasıl bir değişiklik yapmışlar. İşte bu. İşte bu güzel. Güzel, çok güzel.
Bak Han'a gidelim. Han'ı inceleyelim bir. Bak Han da güzel. Bak Han'ın dışından şu pencerelerden etrafın gözükmesi olayı çok hoş olmuş yani. Cidden güzel olmuş. Burada asker toplayabilir miyim? Bak Borcha biliyorsunuz Native'deki reis. Burada çok daha değişik şekilde önümüze çıkıyor. Mercy'nin kardeşi. Kimsin sen? Oha bize katılır mı? Ama verecek paramız ya da başka bir şeyimiz yok. Abi tam Osmanlıyız bak. Vururum ulan. Oha. Burada mı sıkıyor lan? Tam iki tane bu dayılardan alıyoruz. Devletlere bir bakalım. Ha dünya haritası. Önce dünya haritasını inceliyoruz. Dünya haritası bu şekilde. Keşke şu atları falan da değiştirseymiş. Güzel olurmuş yani. Daha bir güzel olurmuş aynen. Onun dışında şöyle etrafa bakalım. Dur Kuba'da bakalım kimler var. Buradan. Dayıcım ne isyan etmesinden neyden bahsediyorsun? Tamam askerlere ihtiyacım var da. Komutanla görüşme talep et. Evet devam et. Dayıcım ne haber? Komutanla konuşma şeklimize bak ya. Evet. Kılıcımı sana sunmaya geldim. Kimsin bilmiyorum ama. Benim için görevim var mı? 30 gün içinde diyor Bardak Kalesi'ne gidecekmişiz. Emir Lakem'den. Tamam hallederiz dayıcım ha. 3 tane askerimiz var. Benim buradan atlı falan almam lazım. İlk önce envantere bakıyoruz. Oo nelerimiz varmış onları da görüyoruz. Pantolon var işte. Normal kıyafet. Saranit. Saranit niye saranit? Oo bak bak bak. Balığımız da varmış lan. Kürek var abi. Adam bildiğin kürek vermiş bize. Bak bu da bizim mermimiz mi oluyor? Oo saranit Osmanlı için ayrıca var. Bu da yara bakımı ile ilgili bir kitapmış. Ben at almak istiyorum abi. At almak istiyorum. Hadi çabuk. Şuradan horse'a giriyoruz. Güzel atlar varmış. Ama ben bir şey alamıyorum ya. Biz milletimize hizmet edeceğiz abi. Başka yapacak bir şeyimiz yok bizim. Şimdi Rodoklar'a şu an girmeyeceğim. Rodoklar İtalyalılar, Yunanlar olarak geçiyordu galiba. Şimdi Svadya mı bu? O Sovyet Sosyalisti. Beygir Sovyet Sosyalisti de. Beygirlere baksana. Svadyan. Svadyan dediği Almanlar abi. Başka neler var size tek tek göstereyim ben. Buraya geç. Siz kimsiniz? North. İşte Northlar da Kuzeyliler, İskandinavlar falan. Bir Amerikan şehrine girip bir bakalım. Oradaki yeri nasıl yapmışlar? Girebilecek miyiz ki? O girdik tamam. Üstümüzü başımızı değiştirip girebildik. Burada ne bulacağız ki? Dayıcım sen gel paralı abim. Tam Han'ı bir inceleyelim. Bak bak güzel yapmışlar ha. Cidden detaylı çok güzel yapmışlar. Dönemi yansıtıyorlar. Keşke dediğim gibi şu devlet atlarını da değiştirselermiş güzel olurmuş. Askerleri inceliyoruz şimdi de. Yalnız şu arkadan müzik geliyor. Ben askerler derken askerler oluyor böyle. Neyse. İşte askerleri inceliyoruz. Swadian Empire. Almanların birliklerine bakıyoruz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin birliklerine bakıyoruz. Yalnız burada bir Nazimsi bir arma. Burada da Sovyet Sosyalist. O zaman Çarlık Rusya vardı biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda. Sovyet Sosyalist daha sonra. Hani zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilme süreçleri bu. Sovyet olmaları. O yüzden burada onları görmek biraz şaşırtıcı. Kerkit Hanlığı'nda Moğolları koymuşlar. Sanki Türkistan'da sadece Moğollar var anasını satayım. Neyse geçelim. Nordları yapmışlar ayrıca. Nord sniperları. Biliyorsunuz Finlandiya'nın bir sniperları var. Bir tane adam var adını unuttum. Kaç tane Rus öldürüyordu böyle. Yüzden fazla Rus öldürüyordu. O yüzden notlarında keskin nişancıları iyi. Rodoklar, İtalyanlar ya da Yunanlar. İkisi karışık da olabilir. Sarent Empire işte Allah ve İslam sancağı. Biz tamamen Sarent ha bunları tek tek de bakabiliyoruz. Güzel bir olaymış bu. Tam bir Osmanlı askeri. Arapla falan bir alakası yok. Yalnız şurada bir başlıktan bir Araplık seçseniz de Bilgan'ın hilal olmasıyla hemen orayı terk ediyorsunuz. Öyle bir şey yok diyorsunuz yani. Helvetin. Bu da Avusturya, Macaristan. Bunlar bizim müttefikimiz. Da buradaki olay ne? Şu an onu çözemedim. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Balyon ne bilmiyorum o kadarını. Bu da New Albion. Bu da yeni İngiltere olması lazım. Bu büyük ihtimal İngiltere'nin sömürgelerinden birisi olarak göstermiş. Neyse geçelim. Ben görev istiyorum ve abi bir şeyler istiyorum. Yani saldırmak istiyorum anlıyor musun? Şimdi buradan bizim Osmanlı çelilerimizi toplayalım. Sonra gidelim. Abi ben görev adamıyım tamam mı? Bunları yakacağız yıkacağız. Bize yaptıklarını ödeteceğiz. Dur kubaya gir. Çabuk gir. Tez gir. Sonra burada arenaya girmek istiyorum ben. Arenaya giremiyor muyum?
Yok mu oğlum burada arena? Dayıcım ben kavuşmak istiyorum. Yok mu sizde? Oha tanklar beyler. Abi tanklar. Oha uçaklar. Evet bak tanıtımda gösterdiğim şeyler burada işte. Şu an hile yapıp alabilirim size göstermiştim ama bilmiyorum ya yapsam yapmasam mı? Oo orası neresi? Terem ne kalesi? Terem mi? Burası herhalde yıkılmış mı? Yok değişik bir görüntüsü var. Oo işte bizim başkanlar konuşuyor burada. Duvarlarda ne var bilmiyorum. Şu atları biraz daha değiştirselermiş güzel olurmuş. Evin Nuvas. Benim görevim neredeydi? Emir Lakem'e değil mi? Onu yapayım da biraz para alayım ya. Dayıcım siz kapı yapmışsınız. Girişi var çıkışı yok. Bu ne? Ha, bak askeri şeyleri ziyaret edip buradan da. Abi çok güzel. Ayrıca askerlere böyle şehirlerden, kalelerden, köylerden de alabiliyorsunuz. Değişik güzel yapmışlar. Hani özel birlikleri de tankları falan uçakları da. O yüzden bizim para kazanmamız lazım bir an önce. Bardak Kalesi de burada. Hemen gidelim oraya. Neredeyiz biz? Bak hep ışınlanma yapma diyorsunuz. Yapma diyorsunuz. Ben de böyle yapıyorum. Böyle oluyor sonra. Hemen girelim. Buradan Emir Lakem'le konuşalım. Dayıcım ne haber? Özür diliyorum. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bir daha yapacağım girişi. Ayıptır günahtır şimdi ya. Koskoca paşaya gittiğimiz şekle bak. I'm Gökdoğan. Dayıcım şimdi Ahmet İbni Restuala'dan sana bir şey var tamam mı? Bıyıklarına kurban. Biz verdik o zaman. Yani parayı vermedin sen bize. Bizim paramız yok herhalde. Eyvallah. İnsan azıcık para verir ya. Bu nedir anasını satayım illa çalıp çırpalım mı? Çalıp çırpalım mı derken. Dayıcım dur. Şimdi. Ya yok oraya gitmek istemedim ben. Şimdilik sadece ben para kazanma maksadıyla. Şuraya saldıracağım. Kesinlikle yanlış anlamayın. Türk böyle bir şey yapmaz ama. Param yok. Hile yapmak istemiyorum. O yüzden. Saldıracağım. Ve bana karşı koyuyorlar. Ulan siz bizim kadınlarımıza çocuklarımıza. Neyse gelin. Benle gelin. Kan kopacak. Oo, bayağı da özellik varmış ha. Benim emrine ateş edin. Dengesizler. Gelin gençler daha çıkıyoruz. Gelin. Küreğim var lan. Uf küreğim var şuraya bak. Dayıcım gelin benimle. Heh. Oo dizisyonu falan da ayarlayabiliyoruz. Bak. Benim emrimle ateş edeceksiniz unutmayın. Ve ateş et. Dur hayır. Evet hayır. Siz hayırdır. Siz hayırdır. Otur lan otur çame. Siz hayırdır. Abi işte. Türkler savaşıyor ya. Savaşıyor ya. Dayıcım sen bana bir gelir misin? Küreğimi ver. Küreğimi ver. Siz oğlum siz kimsiniz? Küreğimi ver bana. Bana küreğimi ver. Ulan böyle köylü mü olur? Adamlara taramalı var bildiğin. Oo başta köylümün yerine geçebiliyormuşum derken neler oluyor? Ulan dünya savaşında bizim elimiz yok da mühimmat. Köyleri gördün mü? Topa tuttular lan bizi. Gidiyorum oğlum ben. Psikopat lan bunlar. Gidiyorum terk ediyorum ya her yeri. Gençler size modu gösterme maksadıyla bir kerelik para basacağım. Artık kusura bakmayın. Çünkü çok zor yapmışlar abi bu ne böyle. Hani en azından şu parayı basıp bir kafamız rahatlasın diye sağdan soldan adamla toplarız diye şunu toplamak zorunda kalalım çünkü mühimmat falan hiçbir şey yok. Abi köle bizi öldürdü. Ben size bu tankları mankları bu oyundaki tankları uçakları falan göstermek istiyorum. O yüzden o Durkova'daki şu şeyi alacağım. Hani çok merak ediyorum ya hani almak istiyorum abi. Evet hangisini alalım? İnşallah kullanabileceğimiz bir şey olur da. İlk önce uçağı alalım. İllaki devamını istersiniz diye düşünüyorum. Sonraki bölümlerde de adam akıllı bir şeyler kullanırız. Evet şunu alalım aynen. Uf. Abi onu ben kullanamıyor muyum? Durku Beyir ben kullanamıyor muyum? Bana da bir şey verin. Ben de kullanacağım. Aa bak bunlara bakmamıştım ben. Bak kağıtlar muatlar değişik şeyler var abi. Bu demek ki görevler falan da değişecek. Çok daha güzel şeyler görebileceğiz. Bayağı iyi ya. Bu arada ben üst başa da hiç bakmadım. Size de göstereyim onları. Bakayım burada kendimize göre 4400 para yaptık. Kendimize 3-5 bir şey alalım değil mi artık yani? Ne şöyle siyahından bir tane güzel. Ama yok be çok pahalı. Hem bizi bozar kanka bak. Şimdi de biz sarıyı aldık. Çok iyiyiz ya. Şu an iyiyiz. Başka buradan el bombaları falan. Tüfek falan gaz bombaları. Abi çok iyi. Tamamdır. Ne alıyoruz? Tamam küreği çıkar şuraya. Kürek nedir ya? Kılıç yok mu abi? İlla kürek mi gireceğiz yani herife?
Bıçak var. Bıçak mantıklı aynen. Bitince bıçağa döneriz. Lan bıçağı al. Bu 2-3 kurşun atar biter. El bombası da alsaydık. O kadar param yok mu benim? Ne demek ulan o kadar param yok? Pistolün mermisini ver. Yine yetmiyor. Pantolonu ver. Ekipmanı ver. Varamıyorum, sattım, hala mı olmuyor? Gidiyorum ben ya. Nereye gidiyoruz? Kime saldıralım? Ne yapalım? Kimle savaş halindeyiz biz? Rodoklarla değil mi? Git abi. Şurada dayılardan falan bir konuşalım mı ya? Diyelim. Dayıcım böyle böyle durum. Bu yani. Birlikte bir şey yapalım desek aslında. Gidi. Ne şekil yapıyorsun lan bana? Heh. Ey kafanı gerizekalı. Geliyorum şekil yapıyorsunuz, gidiyorum şekil yapıyorsunuz. Mallara bak. Senin yüzünden yanlış yere gittim. Aptal insan. Ağzına vuracağım. Dayıcım şimdi. Yine ben Gökdoğan yani. Görevim var mı bana? Yok. Sana bir şey soracağım. Kimle savaşırsınız? Bunu birkaç defa daha sordum, evet. Başka ne sorabilirim? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Tamam, beklemeye devam edin, ne diyeyim? Ben beklemem. Bir dakika. Buradan neler alabilirdik? Aa, buradan bak. Adam akıllı herifler alabiliyormuşuz ama ben ne yaptım ben? Şimdi köyü yağmalayacağım. Yeter. O köyü yağmalayacağım. Kaleyi alamam diye düşünüyorum. Aa! Dayıcım sıkıntım var. Dayıcım sıkıntım var. Bak 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 bak. Siz hayırdır lan? Allahu ekber. Allahu ekber. Yalnız. Abi bu ne? İşte bu. Allah'ım işte bu. Zafer'e giden yolda çekilen çile kutsaldır. Gençlerim beni takip edin. Evet, beni takip edin hepiniz salaklar. Ne yapın? Bir şey yapmayın ya, siz beni takip edin yani. Bildiğim beni takip edin. Bak 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 bak, Osmanlı bunlar. Hepsi Osmanlı. Oğlum çok biz atış altındayız ha. Yalnız bayağı da farklıyım ben ha. Neredeler? Tam karşımızdalar. Benim uçak orayı bombalıyor, yıkıyor, yıkıyor. Bak uzman, bizim komutanların şeyleri de uzmanmış bayağı. A bombalar çok kötü geliyor ya. Heriflerde top mu var? Oha! Bizden biri mi öldü? Ulan! Hadi be! Dayıcım nasıl bomba atıyorsunuz öyle? Ulan harbi top. Heriflerde bildiğin taramalı var. Tabi alıyorsunuz itiraf devletlerinden silahı onu bunu. Dur dur, hücum edin lan. Kanka ben buradan fırlatsam ne olur ha? Fırlatmadım, fırlattırmadılar. Kazandık. Yeter artık. Nereye atıyorsun diyorsun salak? Ne demek? Ne demek? Biz hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Sen benim kölemsin lan, her şeyimsin mal. Al şunları abi. Al satarız şunları, güzel. Beleşe girdik savaşa, aldık anasını satayım. Ve benim hala atım yok. Nasıl komutansak? Gerçi atın çok bir önemi yok ya burada. Bildiğin savaş abi hani. Bildiğin Birinci Dünya Savaşı. Atın çok bir olayı yok. Biliyorsunuz Polonyalılarda alır mıyım ben burayı? Bir macera yapsam mı? Yok, ilk önce ben bunun köylerini yağmalayıp, evet, köylerini yağmalayıp böyle iyice bir zenginleşip ondan sonra yardıracağım derken araba mı gördüm ben orada? Abi çık 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 çık. Lan oğlum çık çık. Çık lan, çık lan. Tam yiyecek hiçbir şey yok, tamam. Oha! Dayı! Dayı! Oğlum bunlar ne? Hepsi benim bunların. Hepsi mi? Abi çok iyi. Tamam gençler, zenginiz. Kamera da gitti bu arada. Çok güzel ama olsun. Pes etmeyiz. Al 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 hepsi. Oğlum ben niye böyle uğraşıyorum ki ya?
Birasından tut, hepsini al, hepsini al. Tabi biralar bizim için değil, satacağız. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Hepsini aldım. Hepsi benim. Hepsi benim. Ulan hepsi benim. Şu büyük savaş. Gerçi artık büyük savaş diyemeyiz. Savaş bitmiş. Savaş bitti. Karavan. Çeriklerin karavanı. Abi süper ya. Şöyle bir dolaşalım. Aha kervan. Kervana saldırıyoruz. Evet. Kervana saldıralım. Hadi. Ulan beni beklesene şerefsiz. Şimdi saldır bak, görüyor musun? Yardıma gidiyoruz Emir'in. Emir'in yardıma gidiyoruz. Hadi. Kanlarım hadi. Beni takip edin. Stand closer. Ne yapıyormuş bunda? Bir farkını göremedim. Ama çok kalabalığız. Bu çok güzel. Evet. Kalabalığız ve çok güzel bu. Devam ediyoruz. Hemen karşımıza çıkacaklar. Biz pusalım ya şöyle. Aynen. Şöyle beşli. Ateş dedin abi. Stand ground diyeceğiz. Beni takip ediyorsunuz değil mi? Güzel. Ben şöyle eğileceğim. Bam vuracağım. Oğlum kadın çoluğu çocuğu vuruyoruz ya. Koşu onunla doğru fırlatıyorum böyle. Abi kusura bakmasınlar. Onlar bizim toprağımızı işgal etti. Onlar bizden ayrıldı, devlet kurdu. Bize şekil yaptılar. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Çok güzel. Oo abi silahlar falan da of 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 of. Şu pantolon abi çok iyi. Bir sürü silah, pistol geçti elimize de bunlar, neyse bunlar çok işimize yaramaz şimdi. Ben satacağım var ya abi, dünya zenginiz, dünya. Bakayım şurada herhangi bir şey görüyor muyuz? Bir savaş daha gördüm. Oo bu ciddi bir savaş. İşte bu ciddi bir savaş abi. Uçaklar falan. Oğlum ne oluyor? Abi kaç adamım öldü lan? Ağaç koru mu beni? Dayıcı bu ne? Abi yok, çok kötü ya. Bayağı şiddetli bir savaş görüyoruz yani şu an. Baksana uçaklar falan, oğlum o ne? Biz uçakları vurabiliyor muyuz abi? Hiç bir olayımız var mı şunlara doğru? Ya çok cidden sağlam savaş ya. Abi dur gitmeyin. Dur gitmeyin, beni takip edin. Ulan öldün mü? Aa güzel güzel bak. Şu başka askerin yerine doğma olayı süper abi. Aynı Napolyon savaşlarındaki gibi. Ve şu an ben çok askerle girme olayını yaptığım için inanılmaz bir FPS düşüşü var. Ama olsun, yine de çok zevkli abi. Hatta benim şu an sesimi bastırıyor mu oyun bilmiyorum yani. Bak bak, beni hedef oluyor bak. Kaşarları görüyor musun? Ulan gittik be. Ama ölmedik. Abi şu an bir ölür bin diriliriz olayının kesin şeyi yani. Tanımı. Şöyle sağa sola dönüp charge diyeceğim. Oğlum vurmasanıza dayıcım. Ben niye vurmuyorum ya, dur. Abi çok zor ya. Dayı biz pert. Adamlar harbi savaş yapmış yani. Yenildik mi? Yenildik abi, yapacak bir şey yok. Düşman çok da askeri kalmamış ya. Bence alırız moruk. Oha. Abi şehitlerimize bak. Ulan kansız orospu çocukları. Bak bak nasıl atıyor, patlatıyor bak. Haydi. Allahu Ekber. Gençler pes etmeyin. Pes etmeyin. Zafer inananlarındır. Unutmayın.
Bir dakika, onlar duruyor. Biz niye gidiyoruz ki? Siz de durun abi. Siz de durun ya. Vurmak da çok zor biliyor musun? As, hadi be. Müttefiklerimizin değil, sadece kendi askerlerimizin yerine geçebiliyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim size. Koş. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Abicim, sağdan soldan. Sağdan soldan lütfen hadi. Evet evet evet, ateş edin ateş edin. Şu ağaçlık alanları atmayın. Bak bak nasıl atıyorlar. Yalnız bomba efektleri falan, sesler. Abi yeni bir oyun yaratmış adamlar ya. Yapmayın lan. Bu parçalanışlar falan efsane olmuş. Nerede lan bu herifler? Ulan öldürdük lan hepsini. Ulan Allahu Ekber lan. Sevinsene dayı. Dayı sevinsene. O zaman taaaak. İşte bu. İşte böyle. Son bir tane lavuk almış. Durun lan. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Siz burada kalın. Lan bir tane kalmamış. Hani bir tane kalmıştı lan. Ulan kanınızı bilmem ne yapayım ya. Abi yaptığınız delikanlığa sığar mı ya? Şuradan sıkacağım abi. Çok zor ama. Oo, kafadan aldı. Ulan dar geldi bu dünya. Dar geldi. Şehit oldu Gökdoğan. Yere göğe kar geldi. Dörtlük hazırınız bana şerefsizler. Vurun lan. Nerede bizimkiler, öldü mü? Hay anasını satayım. Nereye kaçıyorsun lan? Oo, bizim uçaklar iş yapıyor abi. En azından uçaklarımız iş yapıyor. Yalnız uçakları efsane yapmışlar. Uçak sürebiliyorsak efsane olurdu ama bilmiyorum, var mı hani bilenler aşağı yazarsa sevinirim. Yalnız çok az canımız kaldı. Abi hemen mi ya? Hemen mi ya? Ulan bizim adamlar bizimkileri öldürüyormuş. Saçmalığa bak. Değil mi? Öyle oldu. Uçaklar da birbirine şey yapıyor şimdi. Abi bu ne ya? Ayrıl. Allah aşkına bu nedir ya? Kendi adamımız bize şey yapıyor ya. Kimse de sari, onlardan bir tane adam var anasını satayım. Kafayı yiyeceğim. Bak 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 nasıl kapışıyor bizimkiler. Bak of. Yardırıyoruz. Yardır, charge the enemy. Düşmana saldırıyoruz abi. Allah aşkına bizim adamlar bize saldırmayın bak. Follow me, follow me, follow me. Hatta saldırmayın da. Geri zekalılar. Mal mal şey yapıyorsunuz ya. Pusun abi. Pusun şey yapın ya. Hah 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 şöyle ya. Bak bizim uçakları hallediyordur. Şöyle sıkalım abi. Yalnız nişan almak da çok zor be. Ya şöyle yakınlara girebilsem bombayı fırlatacağım da hiç yaklaştırmıyorlar ya. Tam böyle cidden dünya savaşı tarzı yani. Bir tane düşman kaldı. Düşman uçakları da var ya. Ha yok lan. Ulan çabuk çabuk çabuk. Dur dur. Bomba ulan elim ayağıma dolaştı. Ulan patlasanıza. Aha patlattım. Ben yaptım. Ama benim öldürüm değil, sanki kendini kendini öldürmüş gibi gösteriyor. Gerçi daha bu moda çok güncellemedir diye düşünüyorum.
Onlar da düzelir. İyi ya. Oh, ne demek kardeşim ya? Ne demek? Beni gördüğüne sevin tabi. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içiniz. Hey hep. Bok ettim sözü. Evet. Evet arkadaşlar. Bekleyin beni. Ben de geleceğim. Beni niye dışlıyorsunuz? Evet. Girelim mi buna? Neyse sonra gireriz artık. Ya da dur buna da girelim ya. Gir buna da. Savaştan savaşı koşturup duruyoruz işte. Ne yapacağım? Bayağı da uzun bir bölüm oldu yalnız ya. Kaçalım. Kaçalım. Çok da sıkmayın bence. Üstüme gelmeyin lan. Ulan sadece iki kişi miyiz? Allah'tan bizimkiler halletti. Karanlıkta göz göz görmüyor abi. Cidden göz gözü görmüyor şu an. Ama karşıdan geldiklerini görebiliyorum en azından. Yani haritadan, küçük haritadan görebiliyorum. Ama herifler yapay zeka olduğu için büyük ihtimal beni görecekler bir şekilde diye düşünüyorum. Ulan geldi ulan buraya. Oo baba koydu. Ulan onu da ben öldürdüm. Onu da puanla şeyini bana vermediniz ya. Sokacağım alayınıza ya. Bu nedir ya? Siz halledersiniz artık yeter. Yeter. Bombayla ben alıyorum. Siz kendinize pay biçiyorsunuz ya. Düzeltin bunları abiciğim. Bu ne böyle? Neyse. Osmanlımızla Yunanlar arasında, İtalyanlar arasında bir kapışmalar oldu. Bunları artıracağız. Bir sonraki bölüm atımızı alıp daha da sağlam olacağız. Ve lordlarımızla birlikte sadece bu sağa sola çarpışma değil, bizim olan eski sınırlarımızı alacağız. İlk önce büyük ihtimalle buradan başlarım diye düşünüyorum. Kalelerini tek tek alıp kale savaşlarına gideceğiz. Kale savaşları nasıl oluyor onu da göreceğiz bir sonraki bölümlerde. Siz de beğenirseniz inşallah hoşunuza gitmiştir. Bayağı uzun bölüm oldu ama neyse. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.